Herkese selam. Bu videoda beraber iki gün geçireceğiz. Biraz sizi geçmişe götüreceğim ama sınav haftam nedeniyle yakın zamanda böyle vlog çekememiştim. O yüzden biraz geçmişten böyle güzel günlere götürmek istiyorum sizi. Yalnız şunu fark ettim, o zamandan bu yana bile vlog tarzım çok değişmiş. Biraz daha farklıydı o zamanki kafamdaki şeyler. O yüzden şu andaki tarzımdan biraz daha farklı bir vlog izleyeceksiniz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Günümüzde tiyatroya gidiyoruz. İki bekar oyununa. Cidden çok güzeldi. Gerçekten tiyatro oyuncularına hep çok saygı duydum ama o gün bir daha anladım nedenini. Emre Kınay'ı, Evrim Alasya'yı yakından izlemek, bilmek çok iyi geldi. Gerçekten iyi ki gitmişiz. Yalnız sabahtan biraz erken gitmişiz. O yüzden uzun bir gün geçirdik orada. Yazın geldi, artık iyice hissediliyordu sıcaktan. Saat başı su gösterileri yapılıyordu. Bütün gün bayağı bir alevli su gösterisi izledik. Burası benim bölüm. Bayılıyorum kişisel gelişime. Tam burada aldığımız ve şu anda bitirdiğim, iyi ki karşıma çıkmış da okumuşum dediğim kitabı inceliyorum. Ünal Güner'in Güzellik Tohumu kitabı. Şiddetle tavsiye ederim. Çünkü gerçekten şu ana kadar hiç düşünmediğim bir bakış açısıyla karşılaştırdı beni. Başıma gelen, kötü diye nitelendirdiğim birçok olayı baştan sorgulattı bana. Ve geziyoruz, geziyoruz. Çünkü akşama kadar vakit doldurmamız gerekiyor. Sahi şu alevli suları nasıl yapmışlar, hep onu düşündüm izlerken. Alev suyun üstünde yükseliyor, yani böyle suyla beraber yükseliyor ama nasıl olduğunu hala çözemedim. İçim gitti, içim. I've got a problem, a nasty habit. When the surf's good, you know I've got a habit. 10-foot high swim. Yemeğimizi de yedikten sonra burada 3500. kez tekrar su gösterisini izliyorum. Sonunda tiyatro vakti geliyor ve salondaki yerimizi alıyoruz.
Böylece de günü tamamlıyoruz. Oyunun üç baştan üzeri. Aslı. Ya. Gördün mü? Hadi arada kaynasın. Şimdi bir sonraki günümüze başlayabiliriz. Peki bugün nereye gittik? Bugün Hidiv Kastı'na gittik. Hidiv Kastı yine bildiğimiz gibiydi. Cıvıl cıvıl çiçekler, bir sürü gelin ve damat ve her uçuşan polende hapşuran bir adet ben. Bir yıl fotoğraf çektim ama. Onlara bir de vintage bir görüntü verdim ve mis gibi olacaklar. Gerçekten de o kadar geldik buraya ama hiç şelaleyi duymamıştım. İyi oldu bu kez orayı da görmüş oldum. Oturulan alanın daha da aşağısındaymış. Giderseniz aklınızda bulunsun. Bugünün de burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bana gerçekten çok iyi geldi o günleri editlerken tekrar izlemek. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.